Bir önceki videoda etan molekülünü Newman iz düşümünde göstermiştik. Bu videoda ise size daha uzun zincirleri nasıl çizebileceğimizi göstereceğim. Hatta ilerleyen videolarda siklik yani halka yapıdaki karbon moleküllerini Newman iz düşümünde nasıl çizebileceğimizi anlatacağım. Sıradan gidersek etandan daha karmaşık olan ilk molekül butan molekülü. Propanı da çizebilirdik ancak bütanın daha ilginç olacağını düşünüyorum. Burada etan molekülünü görüyoruz. Bütanda ise 4 karbon atomu bulunur. İlk olarak bütan molekülünü top çubuk modeliyle çizelim. Burada bir karbonumuz var. Burada da bir karbon atomu var. Ve aynı şekilde burada da. Son olarak da dördüncü karbonu ekleyelim. Hidrojenleri de eklemeyi unutmayalım. Buradan çıkan bir hidrojen var. Aynı şekilde burada da hidrojenimiz var. Bir tane daha hidrojen ekleyelim. Bu karbona da iki hidrojen atomu bağlı. Aynı şekilde bu karbonda 2 hidrojene bağlı. Son olarak buradaki karbonda 3 hidrojene bağlı. Yani burası CH3 olur. Peki, Newman iz düşümünü çizerken hangi karbonun önde, hangisinin arkada olduğuna nasıl karar verebiliriz? Aslında bunu kendimiz de belirleyebiliriz. Yani seçim bizde kalmış. İlk önce karbonları numaralandıralım. 1, 2, 3, 4 örneğin ikinci karbonu öndeki karbon, üçüncü karbonu da arkadaki karbon olarak seçtiğimizi ve buradaki ch3 molekülünün karbona eklendiğini varsayarsak bütan molekülünün newman iz düşümünü çizebiliriz çizmeye başlayalım öndeki karbonumuz burada yani buradaki karbon ön tarafta yer alacak buradaki karbon da arka tarafta yer alacak newman iz düşümünü çizmeye başlamadan önce aslında bu modeli yeniden çizsem daha iyi olacak ancak bu sefer hidrojen bağlarını tek tek çizmek yerine örneğin bu molekülü CH3 olarak gruplandıracağım. Modeli yeniden çizelim. Bunu turuncu renkle göstereyim. İkinci karbonumuz burada. Bunu top çubuk modelinin değiştirilmiş hali olarak düşünebilirsiniz. Bu karbonun iki hidrojene bağlı olduğunu biliyoruz. İlk karbonun tamamını çizmek yerine bunu mor renkte şu şekilde ifade edebiliriz. Yani buradaki molekülün tamamını CH3 şeklinde ifade etmemiz mümkün. Biraz büyük çizsek iyi olacak. Çünkü burada bir değil tam olarak 4 tane atom bulunuyor. Evet burası CH3 molekülümüz. Top çubuk modeline uyması için buraları da top şeklinde çizeyim. Buradaki ikinci karbonumuz değil mi? Bu bağla da üçüncü karbona bağlı. Newman iz düşümünü çizerken üçüncü karbon arka tarafta yer alacak. Üçüncü karbonumuzu bu şekilde çizebiliriz. Burada üçüncü karbonun iki hidrojene ve yukarıdaki metil grubuna bağlı olduğunu görüyoruz. Yani üçüncü karbon CH3 grubuna bağlı. Buradaki CH3 molekülünü de mavi renkte gösterelim. Molekül birden fazla atomdan oluştuğundan bunu biraz büyük çizsek iyi olacak. Hemen CH3 yazıyoruz, evet. Aşağıda da iki tane hidrojen atomumuz var. Atomları çizerken dikkatli olmakta fayda var buradaki iki hidrojen diğer çizimdeki şu iki hidrojeni temsil ediyor. Bu kısım da bu gruba denk geliyor. Buradaki büyük top da bu topun tamamını temsil ediyor. Geri kalanını yeşille çizelim. Buradaki iki hidrojen diğer taraftaki şu iki hidrojene denk gelir. İşte bu ve bu. Molekülü bu şekilde çizdiğimizde Newman iz düşümünün nasıl oluşturacağımızı daha rahat anlayabiliriz. Bu karbonu öne, buradaki karbonu arka tarafa çizmiş olduk. Ayrıca molekülün bu kısmının tamamını tek bir grup olarak ele aldık. Yani burası bir grup. Şimdi buna göre Newman izdüşümünü çizelim. Bu sayede molekülün nerede daha kararlı olacağını anlayabiliriz. Dediğim gibi ikinci karbon öndeki karbonumuz olacak. Onun aşağısında da CH3 grubumuz var. Yukarıda da iki hidrojen var. Bu tarafta bir hidrojen, burada da bir hidrojen var. Yani burası molekülün ön tarafı. Molekülün arka tarafına baktığımızda elimize mavi bir karbon olduğunu görürüz. Ön taraftaki karbonun turuncu karbon olduğunu belirtmek için buraya turuncu bir nokta çizelim. Mavi karbonumuz arkada yer alır. Yani arkadaki mavi karbonu şu şekilde çizebiliriz. Mavi karbonumuz burada. Bu mavi karbonun yukarısında da bir CH3 grubu bulunur. Arkadaki iki hidrojenimizi de ekleyelim. Newman iz düşümleri ile ilgili ilk videoda tüm bu grupların Tüm bu hidrojenlerin etrafında elektron bulutları olduğunu belirtmiştik. Bu durumda buradaki CH3 grubunun çevresinde daha geniş bir elektron bulutu görülür. Çünkü bu grupta karbon atomuna bağlı 3 hidrojen var. Atomların tamamının birbirinden uzaklaşmak istediğini unutmayın. CH3 daha da büyük bir molekül olduğundan bir bakıma bu grup molekülün tamamının potansiyel enerjisinin yüksek mi düşük mü olmasında büyük bir rol oynar. Bunu açık bir şekilde görüyoruz aslında. CH3 gruplarının elektron bulutu diğerlerine göre daha büyük olduğundan bu moleküldeki elektron sayısının da artmasına sebep olur. Yani buradaki CH3 grubuyla yukarıdaki CH3 grubu mümkün olduğu kadar birbirinden uzakta durmaya çalışır. Buradaki çizim çapraz konformasyona benzedi. Ancak normalde birbirinden olabildiğince uzaklaşmaya çalışan metil gruplarının olduğu konformasyonlar Anti konformasyon olarak adlandırılır. Bunu yazalım. Burası antikonformasyon. Bu durumda iki metil grubu arasındaki dihedral açısı da 180 dereceye eşit olur. Evet, 180 derecelik dihedral açısı. Bu da en düşük potansiyel enerjiyi yani molekülün en kararlı halini ifade eder. En düşük potansiyel enerjinin ne olduğunu anlamadıysanız bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Örneğin yerde duran bir kayanın potansiyel enerjisi 50 metre yükseklikteki bir kayanın potansiyel enerjisinden daha düşük olur. Bu durumda yerdeki kaya daha kararlı haldedir diyebiliriz. Yani başka bir hale geçme ihtimali veya bir şey yapma ihtimali daha azdır. Halbuki 50 metre yükseklikteki kayayı hafifçe oynattığınızda uçurumdan aşağı düşebilir. Bu durumda potansiyel enerjinin daha yüksek olduğu durumlarda hareketin görüldüğünü söyleyebiliriz. Yani enerjinin açığa çıkması için çok iş yapılması gerekmez. Ancak potansiyel enerjinin daha düşük olduğu durumlarda molekül daha kararlı bir yapıda bulunur. Bu da en kararlı konformasyonu ifade eder. Şimdi de buradaki diğer olasılıklara bakalım. Burada atomları döndürmemiz mümkün. Örneğin arkadaki karbonu saat yönünde döndürdüğümüzde nasıl bir konformasyon elde ederiz? Molekülün ön kısmını buraya çizsem iyi olacak. Burada CH3 grubu var. Ona bağlı iki hidrojenimizi de çizelim. Burada bir hidrojen, burada da bir hidrojen. Bunu kopyalayıp yapıştıralım. Arada başka konformasyonlar da var. Ancak bu kısmın daha ilginç olduğunu düşünüyorum. Evet, molekülün ön tarafını kopyalayıp yapıştıralım. Bundan 3 tane yapsak iyi olacak. Aynen böyle. Evet. Böylece öndeki karbonun bütün olasılıklardaki halini göstermiş olduk. Bunun öndeki karbon olduğunu belirtmek için şuraya küçük bir turuncu nokta ekleyelim. Şimdi de arkadaki karbonu çizelim. İşte aşağıdaki karbon şöyle mavi oluyor. Evet. Bu durumda şurayı daha doğrusu arka tarafı 60 derece döndürseydik molekülümüz nasıl bir yapıda olurdu? Buradaki hidrojen yukarıya doğru çıkardı pardon özür dilerim yanlış söyledim. Molekülü 60 değil 120 derece döndürdüğümüzü varsayalım. Bu durumda buradaki hidrojen buraya kadar çıkardı. Metil grubumuz burada yer alırdı. Diğer hidrojen de buraya kayardı. Böylece molekülün tamamını 120 derece döndürmüş olduk. Bunun anti konformasyon olarak adlandırıldığını söylemiştik. Bu konformasyon molekülün en kararlı halini ifade eder. Çünkü bu durumda metil grupları birbirine mümkün olan en uzak mesafede bulunur. Buradaki konformasyonsa çarpık ya da goş konformasyon olarak adlandırılır. Bunu yazalım. Çarpık ya da goş. Bu konformasyonun en kararlı ikinci yapıyı ifade ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu durumda metil grupları çapraz yapıda bulunur. Yani birbirlerinin tam arkasında yer almazlar. Birbirlerinden mümkün olan en uzak mesafede yer alırlar. Yukarıdaki top çubuk modelini bu konformasyona uygun şekilde çizmiştim. Gördüğünüz gibi metil grupları birbirlerine mümkün olan en uzak mesafede. Ancak molekülü döndürseydik buradaki metil grubu diğer metile yaklaşırdı ve böylece elektron bulutları birbirini sıkıştırırdı. Dediğim gibi antikonformasyon molekülün en kararlı hali. Molekülü biraz döndürdüğümüzde metiller birbirine biraz yaklaşır. Ancak halen çapraz yapıda kaldıklarını söyleyebiliriz. Bu da çarpık ya da goş konformasyon olarak adlandırılır. Peki, arkadaki karbonu saat yönünde 60 derece döndürsek molekülümüzde ne gibi değişiklikler olur? Bu durumda çakışık konformasyona geçmiş oluruz. Yani metil grupları birbirlerinin tam arkasında yer alır. Böylece molekül en kararsız haline geçmiş olur. Bu durumda CH3 grubu burada yer alır. Hidrojenler de birbirlerinin tam arkasına geçmiş olur. Burada ve burada hidrojenlerimiz olur. Evet. En kararsız yapıyı ifade eden çakışık konformasyon aynı zamanda molekülün en yüksek potansiyel enerjiye sahip olduğu durumu ifade eder. Bu konformasyonu 60 derece daha döndürsek başka bir çarpık konformasyona geçmiş oluruz. Yani molekülü 60 derece daha döndürdüğümüzde CH3 grubumuz burada yer alır. Buradaki hidrojen buraya gelir ve burada başka bir hidrojen daha görülür. Burada metil gruplarının birbirlerinin tam arkasında olmadığını görüyoruz. Ancak birbirlerine mümkün olan en uzak mesafede de değiller. Buradan molekülü 120 derece daha döndürsek bu sefer yeniden antikonformasyona geçmiş oluruz. Bu durumda bu yapının da Goş konformasyonu gösterdiğini söyleyebiliriz. Evet, konumuz burada bitiyor. Umarım faydalı olmuştur tek yapmanız gereken iki karbonu seçerek bu karbonlara bağlı atomları veya molekülleri gruplar şeklinde yazmak bunu yaptığınızda da bir molekülün herhangi bir parçasının newman iz düşümünü çıkarabilirsiniz böylece molekülü nasıl döndürebileceğinizi ve hangi durumlarda molekülün daha kararlı veya daha az kararlı olacağını rahatlıkla anlayabilirsiniz